Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay ankuş. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Hello everybody, Kemi Heist 2, Aragaz başladı. Pascal Numan Aradis çöpte mi yine geldiler? Zaban köründe mikrofon başına geçtiler. Pascal, günaydın bro. Günaydın Kadir'cim. Aa, alt dudağı aşağı doğru salmışsın hafiften. Hayrola yavrum, canın mı sıkkın senin? Yok be abi, uykum var yani. Aa, uykum var. Yine başladın mı ortam gezmeye lan? Kadir, hafızasını boş bırakmamak lazım. Ama Pascal, genç aslanlardan biri gelip seni kovmadan acaba ala yuva ala ile, yani kendiliğinden mi bir çekilsen acaba ha? Hatta yerini genç bir aslana kendi ellerine devretsen mesela, daha haysiyetli bir şey olmaz mı aslanım ha? Kadir, bende ala iş var. Daha var ya, ortamlarda rüzgarım esiyor. Ah be Pascal, ah be canım. Ya. Senin yaşıtların dünyayı idare ediyor ya. Sen hala gece kulübüne girmek için kapıdaki bodyguard'e yağ çekiyorsun. Olmuyor ki böyle. Gelişmiyor hayat. Geliştiremiyorsun kendini ya. Ne yapayım ya? Radyom bu. Kapıdakiyle iyi geçineceksin. Pascal. Hı. Londra'daki bir icraatımı anlatayım canım benim. Anla tabii. 2015 senesi abi. Nuri ile beraber iş için gittik. Hı. Dedik ki akşam dedik şöyle bir soho ortamlarına akalım dedik. Aktınız mı? Aktık ama tabii kalite bir mekan arıyoruz. Evet. Kalite mekanlarda damsız almıyor. Biz de iki sapız. Dolayısıyla beni bir sinir bastı. Ne yaptın? Adama mı daldın? Nereye dalıyorsun yavrum, nereye? İngiltere'de club kapılarında duran adamlar insan değil ki. Neandertal insan onlar. Hani başka bir yol denedim. Ne abi? Kalite bir ortamın kapısına yanaştık. Ha. Kapıdaki Kamil ebelek gebelek yaptı. Yok giremezsiniz falan. O sınırın, o sinire çıkardım. 100 sterlin toka ettim adama. Oo. Bak dinlemedim, bastım geçtim. Lan içeride bir kapı daha var. Zebellah gibi adamlar bekliyor. Bu sefer onlar almadılar bizi için. Para verdin? Ya o para verdiğim bodyguard değilmiş ya. Valeymiş de o. Oo. Geri döndüm, şu benim 100 sterlin dedim, geri alayım canım dedim. Aa, safa yatmaya kalktı bu. Biz buna bir iteledik, bir girdik. Zaten bana neden 100 sterlin verdiğinizi anlamadım dedi, geri ver. Kadir ya, bu nasıl iş ya? Arkadaş, bu ortam girişlerinde benim işim hep ters gider ya. Böyle bir talihim var Pasko. Ben iş takımım. Tipin ortamcı. Biz Osmanlı terbiyesi aldığımız çelebiyiz tabii. Bizi ortamlara yakıştıramıyorlar yani. Olsun Kadir. Sana yakışıyor böyle. Sağ ol canım benim, sağ ol. Sabah sabah birbirimizi yeteri kadar yağladık diye düşünüyorum. Vatandaşlar ilgilenirim artık canım benim. Hadi canım. Evet, evet babacığım. Efendim, negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır vermek boynumuzun borcu. Hem de görevimiz. Yapmamız gereken iki şey var. Bir, kendinizi kasmadan bize bırakınız. İki, tweet atınız. Ne olursa olsun bize yazınız. İçinizi dökünüz. Merak ettiğinizi sorunuz. Ne istiyorsanız tweetle işi hallediniz. Pascal'ım Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın efendim. Hadi işiniz gücünüz rast kessin. Tapançanızdan ses kessin. Tençereniz kaynasın, maymunuz oynasın diyoruz, başlıyoruz efendim. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Geldi. Ve işte o an geldi. Ay şiir mi? Ne güzel ya. Aa, alıştın sen. Tabii abi, alıştım ya. Artık var ya, hiçbir şey hissetmiyorum. Vallahi uyuştum ya. Allah Allah, şaşırtıcı ama iyi, iyi, iyi. İlk önce öyle olur, sonra bir aydınlanma yaşarsın. Yani seni zihnen, fikren, muasır medeniyet ve yüksek sanat seviyesine çekiyorum. Dikkat et ya. Yemin ediyorum kendimi kutluyorum Pascal. Kutla abi, aferin. İyi yaptın. Beni de kendine benzettin. Ama boynuz kulağa geçer derler. Eminim sen de sanat bahsinde beni geçeceğin Pascal. Geçeceğin? O ne lan? Kastamonu şivesi, geçeceğin. Geçeceksin ha. Yani.
İyi peki baba. Geçici. Aferin. Şu yüksek şiir için bir güzel fon müziği alayım canım. Geliyor, geliyor, geliyor. Sen başla. Efendim işte yüksek bir şiir, işte duygu tosarması. Bu şiirimi vize kuyruklarında bir umut bekleşen tüm insanlara adıyorum. Acizane bir armağan. Evet, şiirimin adı Zalim İsviçre. Gidem görem dedim Heidi ile Peter'i. Çıkayım alplere akıtarak danteri. Zürih'te dinleyecektim saksafonla bateri. Vize vermedi bana Zalim İsviçre. Zürih derler bir şehir varmış. Kızların hepsi tek renk sarıymış. Giden buralardan deli gönül farımış. Vize vermedi bana Zalim İsviçre. Switzerland diyorlar Türkçesi İsviçre. Ufacık bir yer baksan İstanbul'da bir ilçe. En son konser verdi orada bizim minik serçe. Ama bize, bana vize vermedi Zalim İsviçre. Vize parası 180 euro dediler verdim. Anamın nikahını sordular hemen söyledim. Saatlerce kuyruklarda bekledim. Ama vize vermedi bana Zalim İsviçre. Dediler ki evrakların eksik, tamam beyim. İyi ki demediler bir de memleketine doğru eğil. Kendine bak İsviçre, Alman mısın, Fransız mı, İtalyan mı belli değil. Vize vermedi bana Zalim İsviçre. Ne bilelim belki geri dönmezsin dediler. Dönmez de İsviçre'de kalırsın belki dediler. Mayışın az anca avucunu yalarsın dediler. 180 avromu da geri vermedi İsviçre. Luzern gölünün kurusun İsviçre. Çakıların kesmesin İsviçre. Sen Bernarların kudursun İsviçre. Kudursun da ısırsın, hainsin İsviçre. Nasıl buldun Pascal? Kadir, bravo abi. Toplumsal bir yalan ya. Parmak bastın. Ne zaman basmadın? Ha, ne zaman basmadın? Bravo. Ama var ya, genelde basmıyorsun ya. Ama bu şiir bendim. Toplumcu olmuş. Ya bak, ben bireyden yola çıkarak topluma ulaşan bir sanat anlayışına sahibim Pascal. Tabii tabii. Ha, kişiyi ele alırım ama kişiden topluma ulaşırım. Bu mudur evet, ya? Evet, evet. Evet, doğru. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Geldim canım. Justin Bieber'ın internette dolaşan fotosunu gördün mü bro? Yok abi, yeni mi? Evet abi, yeni. Görmedim ya. Sende var mı? Ya var abi, var. Bak, hatıra olarak cebimde taşıyorum bak. Bak. Nasıl? Telefonunda. Yok. Var abi. Bak bakalım nasıl bulacağım. Bakayım. Yuh be. Abi bu ne ya? Doğru mu görüyorum? Evet Pascal, doğru görüyorsun. Justin'in Bieber'ı görünüyor gördüğün gibi. Evet ya. Justin'in Bieber'ı ortada ya. Tüh, utanmaz çocuk ya. Ya vallahi Pascal, ben de çok yadırgadım ya. Arayıp şunun bir kulağını çekelim hacı abi. Abi abi, ara ara. Sert konuş. Bu nedir ya? Bu nasıl rezillik? Haklısın usta, haklısın. Arıyorum Justin'i. Ara abi, abi. Basacağım ara fırçayı çakala ya. Çalıyor, çalıyor. Alo, Bieber'ı görünür şekilde fotoğraf çektiren, çıplak fotoğraf çektiren Justin Bieber'la mı görüşüyor? Selamın aleyküm Justo, ben Kadir abin. Tabii biliyorsun kabahatini. Ne diyor, ne diyor? Eyvah, papara yiyeceğim diyor. Ya başına geleceği biliyor. La Justin, Justo oğlum, nedir bu fotoğraf evladım? Bieber'ın ortada. Justin Bieber, biz sana hiç adabı muaşeret, hiç böyle bir şey öğretmedik mi evladım, saygı? He? Abi, onun mayası bozuk. Evet evet, Pascal abin de burada tabii. Ne demek lan Eddie ile Büdü ayrılmayın siz? Sana, doğru konuş lan. Alo Justo, bak sana bu nudist fotoyu hiç yakıştıramadım. Bütün hayallerimizi yıktın. Çok ayıp ettin. Efendim, dinliyorum. Söyle. Evet, evet. Ne diyor, ne diyor? Kadir abi diyor, vallahi ben ıssız bir şelale ortamında diyor, kendi doğalımda yüzüyordum diyor. Paparaziler uzaktan çekmişler abi, benim haberim olmadı ki diyor. Yalan söylüyor ya. İnanma be. Kendi çektirmiştir. Alo Justo, bak Pascal abi hiç güzel şeyler söylemiyor senin için. Kendi çektirmiştir o fotoğrafı diyor. Ayrıca var ya, montaj o. Kadir,
Justin'in Bieber'ı bu kadar olamaz. Vallahi. Bak bak, görüyor musun? Diyor ki Pascal abin, Justin'in Bieber'ı bu kadar olamaz diyor. Vallahi bilemeyeceğim. Ne diyor? Nereden biliyor ki o benim Bieber'ımı diyor. Tahmin ediyorum. Montaj bu, montaj. Ne dedin Justin? Ha, Pascal'a montaj çok ayıp. Ne diyor, ne diyor, ne dedi? Yok yok, söyleyemem. Ben bunları söyleyemem sana. Dur 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 dur. Tahmin ettin mi? Terbis. Alo Justin. Ha, bak Justin, şimdi Pascal abim pazara gidiyor. Sana o pazarda satılan naylon futbol şortlarından alacak 5-10 tane. Değiş değiş giy. Yalnız suya girerken şortun havasını al. Suyun içinde şişiyor, balon gibi oluyor. Plajda ibişe dönersin. Hani kes, para istemez, biz alır yollarız sana ya. He. Zaten 2 kuruş bir şey. Lan Justo, bir daha böyle foto görmek istemiyorum ha. Aman ha. Bak bak Justo, duyuyorsun Pascal abini değil mi? Pascal abin de şimdilik sana sarı kart gösteriyor. Uyarmakla evet. Yetiniyor. Bir daha olursa hakikaten Bieber'ını ateşte közleyip yakarız senin ha. Ne? Ne diyor? Közlükten sonra üstüne de yoğurt döküp yiyin diyor. Özellikle Pascal abi yesin Bieber'ımı. Ya kapat şu telefonu, kapat ya. Sen közle ye. Ben közle bir ben sevmem. Patlıcan olsa neyse. Ya Pascal, sen ne biçim konuşuyorsun arkadaş ya. Şu lafın üstüne çok gelinir ha. Söyleyeyim de ya. Neyse, şimdi bununla mı uğraşacağız? Alo Justin. Bak kardeşim. Hadi bu seferlik görmezden geliyoruz, bir daha olmasın. Ya Kadir bak gör, bu çocuk laf dinlemez. Ya abiler olarak biz vazifemizi yapalım kardeşim. Doğru yolu gösterelim, gerisi kendisi bilir. Koca adam oldu yani. Hadi. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi habire? Pascal. Efendim Kadir. Hillary Clinton'ı bildin mi? Bildim. Zampik Bill'in karısı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da şu anda. Evet ya, biliyoruz. Ya bizim Barack Başkan buna destek veriyormuştu. Hayda. Şimdi kullandın. Ya kullandığın kadar var. Barack Başkan Hillary'nin kampanyasına katılıyormuştu. Destek veriyormuştu. Hatta bir mitinginde onunla sahneye çıkmıştı. Sarmaş dolaş olmuşlardı. Yani gereğinden fazla yani. Edepsiz, terbiyesiz. Hatta Barack ikinci kere Michelle'i aldatıyor mu? Bu ne samimiyet falan denmiş dedikodularda. Ben asıl Hillary'nin kocası Bill Clinton ne düşünüyor, onu merak ediyorum. Arayalım. Arayalım abi, o zaman arıyorum Bill Clinton'ı. Bakalım ne diyecek Pascal, hep makara olmaz, biraz gazetecilik öyle mi efendim? Yaparım abi, yaparım. Tabii, abi. Evet, arıyorum Bill Clinton'ı. Ara. Çalıyor. Alo. Hillary Clinton'ın kocası eski ABD Başkanı Zampik Bill Clinton'la mı görüşüyor? Selamın aleyküm Hacı Bill. Ben Kadir Çöptemir abi. Sağ ol canım, sağ ol. İyiyim, sen nasılsın canım? Burada canım, burada söylerim. Ne diyor? Kara porsuk orada mı diyor? Hala gelincik avlıyor mu diyor? Devam. Evet. Şimdi bir bırakalım bunları da, porsuğu, gelinciği, mevzu. Şimdi bu yengeyle Barack Obama'nın çok aşırı samimi kucaklaşması Amerika'da olay oldu. Biz bunu buradan takip ettik. Evet. Sen ne diyeceksin bu konuda? Evet. Ya sen meşrebi ne geniş adamsın ya. Ne diyor ya? Abi diyor 40 senedir evliyiz diyor. Artık diyor yivini setini ezberlemişim diyor. Bana fark etmez diyor. Kardeş gibi olmuşuz biz zaten. Hayda. Olur mu ya? Ya ecnebilik böyle bir şey işte. Kadir'cim diyor. Ecnebi olunca diyor böyle geniş oluyorsun diyor. Oğlum ben de ecnebiyim ama geniş diyorum. Telefon çalıyor Pascal. Dur. Çal. Benimki. Alo. Aleyküm selam. Kim? O Michel. Obama. Kadir. Michel arıyor. Ah. Hayda. Alo Bil abi, bak Michel Obama arıyormuştu. Bibişim. Ne haber ki? Artık WhatsApp'tan dönmüyorsun. Niye anlıyorsun? Ya ver şunu bakayım, ver. Arkadaşım. WhatsApp'ın, Telegram'ın, onun, bunun. Alo, Michel. He, ben Kadir canım, yeğenim ha. Evet. Öbür telefonda da Bill var. Ne diyeyim? Tabii söyle. Evet. Bir saniye. Alo, Bill. Michel yenge diyor ki, Bill Bey'e söyle diyor, Kadir abi diyor. Karısına hakim olsun diyor, onun saçını başını yolarım diyor. Elimden eline eteğini çeksin o diyor. Evet. Ama ayıp. Neyse, Michel, Bill diyor ki, önce kadın olsun diyor, kocasını elinde tutmayı bilsin diyor. Ooo Kadir, çarşı karışacak abi.
Ya durun ya, aynı anda konuşmayın. Bil, sen ne diyorsun şimdi? Alo Michel, Bil diyor ki ne? Beni ilgilendirmez diyor. Ben olayımı bitirmişim kardeşim diyor. Zaten papa nikahlıydık diyor birileriyle diyor. Hadi lan, böyle bir şey yok. Efendim Michel? Ha, Pascal burada. Tavşanım, buradayım ben. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız diyor. Pascal söyle bir daha bana WhatsApp'tan resim falan yollamasın. Barağı da boşayacağım. Artık etrafında erkek görmek istemiyorum diyor. Ne oluyor ya? Lan Michel leleci oluyor galiba Pascal. O ne demek? Anlayan anladı ya. Alo Bil, sen de rahat adam mısın be kardeşim? Vallahi şaşırttı. Neyse tamam hadi. Ölmez bu adam bu rahatlıkla. 1000 yıl yaşar Pascal. Abi böyle şeyler bana ters. Ya bir sus sen de yayında başka aradıkla başka şey konuşuyorsun ya. Ayıp sana ya. Yalnız bir şeyler çok kötü gider yaptı söyleyeyim ha. Dur. Ararım aklımı. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Pascal. Geldi. Abi NASA'yı aramamız lazım. Niye? Bunlar kuyruklu yıldıza araç indirmişlerdi ya 2 sene evvel. Taş topaç örneği almak için. Evet. Şimdi bir başka araç daha indirmişler kuyruklu yıldızın kuyruğuna. Hem de kuyruğuna. Büyük olay ya. Ne yap büyük olay? Kuyruklu yıldızın kuyruğuna inen aracın pili bitmiş. Ne diyorsun ya? Ya şu bizde olsa var ya. Ne çapsızlığımız kalır, ne beceriksizliğimiz kalır. Amerikalı kuyruklu yıldızın kuyruğuna inince wow, aracın pili bitince tıs yok. Ya bu ne bu Tanzimat kafası ya? Ne kafası? Tanzimat kafası yani. Biz yapamayız, biz kimiz? Bir de şey var, elin oğlu kuyruklu yıldıza iniyor, biz daha pırpırlı uçağı yapamıyoruz falan. Yapsaydık 150 senedir niye uyuyoruz o zaman, öyle mi? Öyle. Hayır, kendin de bir şey yapmıyorsun ki yani. Yapmaya çalışanlara dalga geçiyorsun. Ben kızıyorum bunlara Pascal ya. Kızma abi. Sende şeker var. Seni inleme. Doğru diyorsun Pascal. Sakin olacağım bundan sonra. Karar aldım sakin. Öyle ona buna her şeye kızmayacağım ya. Kızma tabii ya. Sakin arıyorum Nasa'yı. Ara abi abi ara. Çalıyor. Hı. Alo. Nasa'yla mı görüşüyor? Selamun aleyküm Hacı NASA. Bir yetkili şahsiyetle beni bir irtibatlandırabilir misin Can? He, en yetkilisi olsun Can. Tabii Can, bekliyorum. Pascal bağlıyor. Alo. Selamun aleyküm Hacı NASA yetkilisi. Ben Hacı Çöptemir. İsmini bağışla canım. Ne diyorsun? Soyad neydi? Lan sen. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen mi? Neredesin abi sen? Kökün Norveç. Ne diyor la bu? Ne diyor la bu değil. Ne diyor lan sen? Şimdi Hacı lan sen. Günlerde kuyruklu yıldızın kuyruğuna konduk. Taş topaç alacık diye goskoslanıyorsunuz, dolanıyorsunuz. Türkiye'deki bazıları da abi adamları görüyor mu? Kuyruklu yıldızın kuyruğuna iniyorlar. Biz daha vapur yapamayık diye ters bağlama yollamıştı. Neyse sizin mekin pili bitmiş öyle mi lan? Evet. Hayda. Ne diyor? Abi diyor, evet diyor, Mekke'ye diyor televizyon uzaktan kumandanın pillerini takmışlar diyor. Onlar da yarınmış diyor. Mekke'yi kondurduk, kaldıramıyoruz diyor. Vurdursun lan. Alo, ne diyorsun sayın, ne diyorsun lan sen? Mekke'yi vurduramıyor muyuz acaba abi? Ya biri itecek, öbürü kontaklayacak. İnsansız araç mı yolladınız? Kardeşim, milyon dolarlık aracı insansız salıyorsunuz, manyak mısınız ya? İnsan aracın başına bir şoför koymaz mı ya? Ya cahil bunlar Pascal ya. Vallahi abi ya. Biz de bunları var ya. Adam sandık. Tabii. Yani o zaman şimdi piller bitti dedin ya. Yani birini yollayın Mekke'ye. Pilleri ısırsın ya. Ne diyorsun abi? Yok sana demedim ya. Ne diyorsun? Ya lan sana diyorum. Pascal bu bitmiş pilleri ısırsa en az bir saat daha iş görüyor biliyor musun? Yok. Yokluk görmemişsin ki nereden gidecek? Alo ne diyorsun lan sen? Şimdi canım bu Mekke'yi siz oraya niye yolladınız? Taş örneği almak için. Evladım sizin paranız mı çok, aklınız mı? Dünyada taş kalmadı mı ya? Ne diyor? Alo ne diyorsun lan sen? Hayır kardeşim. Hayır kızmıyorum ben. Adını söylüyorum. Bakın lan sen. Kardeşim sen taş iste. Ben sana çok güzel bilecik mermeri göreyim. O kadar masraf ediyorsun. Ne diyorsun lan sen? Yok yani adını söylemiyorum, bu sefer kızdım. Ne diyor? Sana ne Kamil diyor, parası senden mi çıkıyor diyor. Almışsın yana bir tane daha Kamil diyor. Kamil konuşuyorsunuz diyor. Ne diyorsun lan sen? Efendim diyor, adını söyledin sandı bu. Yok kızdım. Alo sayın ne diyorsun lan sen? Abi Pascal size kızdı. Yani ne diyorsun lan sen anlamında.
Ya biz Türklerin standart kavga repliğidir efendim. Ya sizin de cevap olarak asıl sen ne diyorsun lan falan demeniz lazım. Sonra o cevap olarak ne var diyecek, siz de ne var diyeceksiniz. Böylece kavga anlaşılmaz bir diyalog sarmalı içerisinde bir ağız atışmasına dönecek. Efendim? Ha Pascal, bak ne diyorsun lan sen, diyor ki abi onu bunu bırakın da diyor. Mekik orada konserve kutusu gibi kaldı diyor. Nasıl çalıştırırız, bir akıl verin diyor ya. Kadir, düz kontak yapsınlar. Alo, ne diyorsun? Düz kontak yaptıramıyor muyuz kardeşim? Ha mümkün değil. Peki akü başlarına iseniz ya öyle yapılır ya. Akü şarj etmeyince. Ha aman zor. Zaten yer çekimsiz ortamda akü başını tutturamam ki, değil mi? Alo, ne diyorsun sen? Şimdi şöyle yapalım. Bizim dinleyicilerin çok pratik bir zekaları vardır. Onlara soracağız. Gelen önerileri biz sana forwardlarız. Tamam mı canım? Peki. Evet. Mail adresin var mı? Ha, yazıyorum. Ecelin olacağım gülüm hotmail.com. Bu nasıl mail adresi ya? Evet. Evet, anladım. Ne diyor ya? Sevgilim beni diyor aldatıp terk ettiğinde ona küfürlü mailler yazmak için almıştım. Kaldı abi diyor. Oldu mu, ne diyorsun lan sen? Bir şey mi diyorsun? Ne diyeyim dedi. Allah Allah. Ya Kadir be, ne adamlar var ya. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Kadir. Leonardo DiCaprio 1998'den bu yana Amerika'daki çevre vakıflarına 170 milyon dolar bağışlamış lan. Aferin be ya. Bu çocuk var ya, çok hassas ya. Aferin. Ya Pascal, sakın bu çocuğu penguenler ölüyor, balinalar kafasına sıkıp intihar ediyor diye çarpıyor olmasınlar lan. Olabilir abi. Saf bu, saf. Ya Leonardo mu saf? Adam her hafta üst düzey bir mankenle çıkıyor. Nasıl saf ya bu? Kadir, kimi kadın var ya, Bebeto seviyor. Temiz yüzlü. O da buradan ekmek yiyor. Ha, doğru ya. Diyorsun, doğru. Ben de o kanaldan çok yürüdüm. Ne? Sen Bebeto musun? Yok artık ya. Kardeşim, vaktiyle ben James Dean gibi adamdım ya. Hayat yıprattı beni ya. İnanırım abi. Valla, hızlı yaşıyorsun. Sana yetişemiyorum. Belli etmem ama öyleyimdir Pasko. Neyse, şu Leonardo DiCaprio'yu bir arayalım. Emükleyelim biraz diyorum ha. Ne diyeceğiz? Onu buluruz ya. Buluruz. Bir hadi. Efendim, ara, Leonardo DiCaprio'yu arıyorum. Hadi çalıyor, ara. Çalıyor. Alo. Hemen açtın da elinde miydi telefon Leonardo? Evet. Evet. Ne diyor? Abi diyor, çok affedersin, helyadayım diyor. Bir yandan telefonla oynuyordum Kadir abi diyor. Telefonda Kadir abiyi görünce diyor hemen açtım diyor. Ben de öyle yapıyorum. Abi tuvalette telefonu kurcalamak nedir, affedersiniz ya. Ben çok karşıyım. Niye ya? Abicim, aklını yaptığın işe vereceksin yani. Ben her zaman tek iş yaparım. Ama adam gibi yaparım. Bravo, adamsın. Estağfurullah. Ha Leonardo'm ya, bak Pascal abin de burada ha. Ne haber lan? Parlak. Efendim Leonardo DiCaprio. Evet. Öyle mi? Doğrudur, inanırım. Ne diyor? Kadir abi diyor, Pascal abiye saygıda sonsuzum diyor. Çünkü diyor, hangi mankenle flört etmişsem diyor, Pascal abi evvelden onda bir iz bırakmış diyor. Vaktiyle oralarda çok dolandım. Evet, Los Angeles, San Francisco falan filan. Nasıl bir adamsın ya? Vallahi nasıl bir adamsa hiçbiri Pascal abi unutamamış. Pahalı restoranlara mankenlere götürüp hesabı kızlara yürüyormuştu. Hepsi arkadan küfür ediyordu. Doğru mu Pascal bu? Abi itiraf ediyorum. Doğru. Yemin ediyorum seninle gurur duyuyorum Pascal. Alo Leonardo'm, neyse bu Trevor'ı bırakalım da şimdi biz bir haber okuduk. Sen çevre kuruluşlarına 175 milyon dolar para vermişsin bugüne kadar, doğru mu? Evet. Tabi güzel bir şey. Ne diyor? Abi diyor, ben çevreye karşı çok hassasım diyor. Köylü çocuğuyum diyor. Hayvanları çok severim, tabiatı çok severim. Elimden geleni yapıyorum babacığım diyor. Aferin koçum benim. Takdir ettim. Lan var ya, tahtımı sana bırakacağım. Pardon bro, hangi tahtını bırakacaksın merak ettim. Oğlum, karanlık gecelerin acımasız largıcı olarak. Leonardo bak, Pascal abin diyor ki tahtımı ona bırakacağım diyor. Av sahamı da vakti geldiğinde ona devredeceğim diyor. Olur, söylerim.
Ne diyor? Onur duyarım diyor. Pascal abimin yerini doldurmak için çok çalışacağım, emin olsun diyor. Sağ olsun. Öperim gözlerinden. Ha ya Leonardo, hazır yeri gelmişken diye söylüyorum ya. Bizim de çevre sorunu var. Çok önemli çevre sorunu. Elimiz sıkışık. Çevre sorunu çözmek için bir nakde ihtiyacımız. Bize bir 5 milyon dolar lazım ya. Ha. Bize bir 5 milyon dolar ateşler misin yeğenim ha? Evet. Hangi çevre sorunu mu? Ya Pascal'a bir gece kondu aldık da onun çevre düzenlemesini yapacağız. O soru. Evet. Çok ayıp ama. Ne diyor? Siz beni mi kesiyorsunuz abiler diyor. Parlak gördüğünüzde saf mı buldunuz diyor. Ben diyor baba tarafından Kayserliyim diyor. Alayınızı diyor toptan fiyatına indirimi satın alırım diyor. Ruhunuz duymaz gerizekalılar diyor. Yemedi parlak. Alo Leonardo, tamam pardon, yanlış oldu kardeşim, tamam. Bari bir 100 dolar ateşle be ha? Pascal'la bana. Yaz tatili paranın hani tamamını ezdik neredeyse ya. Ha. Alo, kapadı. Ne dedi? Yiyin birbirinize, ete para vermeyin, birbirinizi para vermeyin dedi, iyi mi? Oo, ağır konuşmuş. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes sir. Bir dinleyici sorusu var. Hı-hı. Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Bir de combo ver. Askizgi. Çok güzel. Efendim Almanya'da kaldığın bir otel odasının sen ayrıldıktan sonra müzeye çevrildiğini, Emirhan'ın sorusu bu, çevrildiğini, kullandığın bazı otel eşyalarının açık artırmayla yüksek bedelle satıldığını, Angela Merkel'in senin kullandığın 100 havlularını servet ödeyip satın aldığını neden bizden gizledin diyor. Yok artık ya. Daha neler ya. Ya tabii Pascal, şimdi benim hakkımdaki çeşitli şehir efsanelerinden biri bu yani. Başka da mı var? Var, çok var, çok var. Ne var? Güya ben ölmemişim, yaşıyormuşum. Zaten ölmedin. Ha, doğru ya. Ama bırak bir Elvis gibi gazlayayım kendimi kardeşim. Ya senin gibi arkadaş olan düşmana ihtiyacı yok yeminle ya. Zaten ben çevrem yüzünden ilerleyemedim. Senatör olacak adamdım. Çevrem karakterimle oynadı benim, ilerleyemedim. Ya bırak ya. Hadi cevap ver. Şimdi canım Emirhan kardeşim. Olay doğru ama şahıs bendeyim. Şahıs Pascal. Evet. Otel Pascal'ın kaldığı odayı müzeye çevirmedi. Karantinaya aldı. Maalesef. Çünkü Pascal 3 aydır yıkanmamıştı. Odayı 4 gün boyunca efendim şey yaptılar. Dezenfekte ettiler. Anca arındı yani. Abi ne yapayım ya? Budalımdaydı. Erkekler bunalıma girdikten sonra neden yıkanmaktan vazgeçiyorlar? Tabii o da ayrı bir mevzu. Bunu tartışmak lazım. Bak mesela kadın öyle değil. Bunalıma girse de, depresyona girse de yıkanıyor. Kendine bakıyor. Erkek öyle değil. Biz direkt leşe bağlıyoruz değil mi Pascal? Abi ne yapalım ya? Erkek işte. Ayrıca Pascal'ın kullandığı bazı eşyaların açık artırmada satıldığı da doğru değil. Otele borç taktı. Elbiselerini, ayakkabılarını satıp otel masrafının en azından bir kısmını çıkartalım diye düşündüler. Bu gerizekalı da 2 ay donla gezdi değil mi lan? Ne yapayım ya, zor bir dönemde. Topla abi. Telefon çalıyor, benim telefon. Pardon. Alo. Aleyküm selam, kimsin? Ooo, Hacı Angela Merkel. Sayın Şansölye, nasılsınız? Sağ ol ablam, sağ ol. İyi, sizi sormalı. Aşure mi yapıyorsunuz? Ama Muharrem ayı geçti ya. Aşure için biraz geciktiniz sanki. Efendim? Ha anladım ablacığım, olur. Ya aşuranın içine nohut da konuyor, fasulye de konuyor ama ikisi aynı anda olmaz yani. Ya birini koy ya birini koy. Meşrebine göre. Ya Kadir, narda koysun. Bak Pascal diyor ki aşuranın üstüne narda serpsin biraz diyor. Pascal çocukken hangimiz aşuranın üstündeki narları fıstıkları yürütmedik, sana sorarım. Ah be Kadir ya. Bizde var ya, aşure pişmezdi. Vallahi. Allah'ın Fransız, ne alakası var? Tabii pişmeyecek ya. Bizim evde de böf stroganoff pişmiyordu yani. Ya da roquefort soslu bilmem ne pişmiyordu yani. Tövbe. Ya ne sokranıyorsun yani orada kendi kendine, anlamadım ki ben. Yok bir şey ya. Merkel bekliyor. Aa evet. Alo Sayın Şansölye. Ablacığım başka soru var mıydı? Kim? Burada. Beni mi soruyor? Vallahi kara turpum orada mı dedi? Herhalde sen oluyorsun kara turpum. Allah'ım ya. Sen sabır ver ya. Evet ya. Bazen var ya. Bana böyle diyor. Vay. Nasıl bir alakanız var sizin ya? Kadın sana niye kara turpum diyor? Sen ona ne diyorsun? Ponçim. Ponçim mi? Evet. Sizin işiniz olmuş abi. Of. Sayın Merkel, efendim.
Bodrum'dan eve mi bakıyorsun? Neden? Aa, ilginç. Ne diyor? Ya diyor, emeklilik yaklaşıyor diyor. Bodrum'a yerleşeceğim diyor. Bodrum'dan diyor düz ayak bir ev alalım bana Kadir'im diyor. Yok yok yok, olmaz. Bodrum kalabalık. Alo Sayın Merkel, peki emekli oldunuz mu efendim? Ha, gün toplatacakmış. Askerlik ödemiş mi? Sayın Merkel, askerliği ödü... Ya Allah Allah, kadınla bu askerliği niye ödüyor? Evet ya, evet. Pardon pardon. Sayın Merkel, siz kaçıncı kademenin kaçıncı bareminden emekli oluyorsunuz? Üçün birinden mi? Çok anlamlı. Evet, sorayım. Evet, evet. Tamam, soruyorum, soruyorum. Pascal, Merkel diyor ki ben emekli olunca diyor, Pascal Bodrum'a benimle yaşamaya gelir mi diyor. Beraber yeni yollara baş koyar mıyız diyor. Olmaz abi. Saçmalamayın ya. Alo Sayın Merkel, Pascal olmaz diyor. Yaş farkı vardı. Ayıp abicim, kadına yaş farkı var denir mi ya? İncinir. Daha kibar bir bahane bul ya. E hadi bul. Ha. Dur bakayım ne olur ne olur. Buldum. Alo Sayın Merkel. Pascal diyor ki ben diyor Merkel'le aynı evde yaşamam diyor. Çünkü diyor kendisi Dobiç diyor. Oha. Dobiç ne demek mi? Bildiğin ayu. Şişko kilolu ayu. Ne yaptın? Ben diyor zargana gibi adamım diyor. Merkel de diyor kömmüş gibi göbek var diyor. Efendim? Wow, çok iddialısın. Sen Pascal. Efendim? Merkel diyor ki kiloma aldan da şaşırtabilirim diyor. Yok abi, ben de öyleyim. Şimdi Sayın Merkel, aslında bu Pascal uyarı oğlu bir çocuk. Ama siz daha önce kırbaçtır, kostümdür, deridir, efendim kelepçedir tarzı fantastiko yaklaşımlar yapınca bu yavru ürktü. Ufak ufak alıştıracaksın fantastikoya. Efendim? Ne demek ne yapmış? Yahu çocuğu evinizin kalorifer dairesine iki elinden borusuna kelepçeyip 3 gün köpek maması ve suyla papara yapıp yedirdin, daha ne yapacaksın ya? Korktu tabii el kadarsa abi. Ya ne bilsin sizin zindan fantastikonuzu? Köle efendi oyunlarınızı ne bilsin? El kadarsa abi bu ya. Lütfen. Abi yeter ya. İyice rezil oldum. Sayın Merkel, ben sizin bu tarz yaklaşımlarınıza ayak uyduracak birini tanıyorum. Ama o Pascal değil. Kim mi? Putin. Zaten size daha önceden de yazılmıştı. Ha, o her türlü fantastikoya gelip istersen ellerinden kamyon tamponuna bağlayıp otobandan sürük. Bence Putin'e yaklaşın. Yeminim Pascal yetmez size. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi paka paka. Pascal. Efendim abi. Şahize ne demek ya? Demek abi? Şahize dedi ya Merkel bize. Boş ver ya. Lan o Alman bize laf mı sokuyor Pasko? Abi boş ver. Takma kafana. Ya yok, ben buna bir numara yaparım ya, sen dur. Allah'ın şinercisi, naturlikçisi. Bize laf soktu, kapattı. Abi sakin. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Pascal. Kadir hocam. Gelen tweetlere bakalım. Hadi bakalım abi. Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Çok güzel. Burcu Akyol. Efendim demiş ki lütfen 130, 130A, 130 şişe, 500T, İETT otobüsünü kullananlara parfüm diye bir şey olduğunu hatırlatın. Şimdi Burcu'cum, yıllardır uğraşıyorum ama olmuyor. Buradan belediyeye bir önerim var. Ne abi? Metrobüslere, otobüslere deodorant sıkan bir mekanizma koyalım abi. Metrobüste koku yükseldiği zaman şoför düğmeye bassın, pıs diye içine tavandan deodorant gelsin. Nasıl? Güzel fikir abi. Pascal. Efendim? Sen de değiştir şu parfümü ya. Niye abi? Herkes seviyor. Ya parfümün üstüme siniyor abi. Daracık yerde program yapıyor. 3 gün çıkmıyor abi. Sabunla yıkıyorum, ne çıkmıyor? Olmaz böyle bir şey ya. Allah Allah. Abi benim parfüm imzandır. Kusura bakma. Aman be, buraları imzalama ya. Tövbe tövbe. İsmail Paşa diyor ki abi şimdi İnna'ya benzer bir kız var. Bu kıza ağırdan yürüyorum. Kıza gözlerin çok güzel dedim. Kız da arkadaşımkiler daha güzel dedi. Sizin deneyimlerinizden faydalanarak ne yapmalıyım? Öbür kıza yaz. Evet. Pascal harika bir öneri verdi. Sen de git öbür kızı kafala. Deli gibi sarmaş dolaş, bir aşk yaşa. İnan bana öbür kız sinirinden manikürünü dişleriyle yapacak. Bravo Kadir. Evet. Ömer Kubat, o da diyor ki abi uzun bir tatile gittiniz. 2013'ten bugüne kadar olan programları tek tek dinledim. Sizin yüzünüzden finale çalışamadım. Mutlu musunuz? Mutluyuz. Biz mutluyuz. Tatile gittik. İyi geldi tatil. 2 senedir de tatil yapmıyorduk. Pascal'ın yüzüne renk geldi yani. Ya varla geldi. Evet. Fatih Müzikkom. Kız arkadaşıma Aragaz'la ilgili görüşlerini sorup fikrini alıyorum. Eğer Aragaz'a laf ederse orada bırakıyorum diyor. Fatih adamsın.
Yalnız Fatih'cim bizim kapımıza gelip abicim sizin yüzünüzden sevgilimi bıraktım. Çevrenizdeki hanımlardan kız arkadaş yapın şekli bir yaklaşım olmasın gözünü seveyim. Fatih olsa biz çıkacağız. Evet Fatih, bizim çevremiz Yeniçeri Ocağı gibi kardeşim. Evet. Aa bak, kafamı kaldırıyorum, sağımda Pascal, karşımda Murat, Fatih, Nuri, bunların hepsi peşmerge gibi ya. Yani kıllı börtlü adamlar, bir tane cinsi latif yok ya. Ne yapalım Kadir? Kismet böyle. Aman ya, canım sıkılıyor. Bu arada senin Instagram adresin neydi? Ve numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Paka paka. Au revoir. Pascal, Oman, Kadir Çopdemir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.